Evet, Oppo yeniden Türkiye'de. Bir süre önce Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı alarak takipçilerini üzen Oppo, bu ayrılığa çok dayanamamış olacak ki geri döndü ve şova kaldığı yerden devam edeceğini müjdesini verdi. Öyle ki yeni telefonu Reno 11F 5G'yi tanıtan Oppo, yeni telefonuyla önemli özellikler sunduğunu müjdelerken düzenlediği etkinlikte bir sürpriz de yaptı ve Roberto Carlos'u sahneye çıkardı. Tanıtımda sahne alan Roberto Carlos, Türkiye'deki 11. golümü Reno 11F ile atacağım dedi ve öyle de oldu. Geniş bir katılımla gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Oppo MEA CEO'su Lei Rin ve AGM Group CEO'su Yücel Kubanç, geçtiğimiz aylarda düzenledikleri stratejik iş ortaklığı anlaşması neticesinde Türkiye'deki faaliyetlerini hızlandırdıklarını açıklarken, Türkiye için Türkiye'de stratejisiyle Türkiye pazarına büyümek istediklerini ifade ettiler. Akabinde de Oppo Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Murat Karakoç bizlere Oppo'nun kilometre taşlarını anlatırken elbette Oppo'nun UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru olduğunun da altını bir kez daha çizdi. Ve Renault 11 F5G zamanı geldi. Ürün marka yönetimi direktörü Fatma Durusoy'un Renault 11 F5G'nin özelliklerini anlatmaya başladığı etkinlikte yeni modelin pek çok özelliği mercek altına alındı. Yeni telefonda tasarım, dayanıklılık, ekran, kamera, performans ve pil ömrü adımlarının her biri üzerinde özenle çalıştıklarını ifade eden Durusoy, ayrıca Renault 11 F5G'nin yapay zeka yoluyla güçlendirilen yazılım desteğiyle de kullanıcıların beklentilerini karşılayacaklarını söyledi. Elbette tanıtımın hemen arkasından Renault 11 F5G'yi yakından da deneyimledim. Oppo'nun yeni telefonu ilk intiba olarak tasarımıyla gerçekten çok hoş görünen bir model. 7.54 mm kalınlığında olan telefon 177 gram ağırlığında olmasıyla oldukça ince ve hafif tasarlanmış. Ayrıca suya karşı dayanıklı yapıda, hatta orada bu yönüyle test etme şansım da oldu. Renault 11 F5G'nin ekranı 120 Hz tazelerim hızına sahip AMOLED panelden oluşuyor. 6.7 inç boyutundaki bu ekranın çözünürlüğü 2412x1080 piksel seviyesinde olurken 10 nit renk derinliği sunması ve HDR 10 Plus sertifikasına sahip olması önemli detaylar. Telefonun arkasını çevirdiğimizde burada bizleri 3 adet kamera karşılıyor. Bunlardan ana kamera 64 megapiksel seviyesinde olurken f1.7 diyafram lens 22 mm odak uzunluğuna sahip. 8 megapiksel ultra geniş açılı kamerası ile 112 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebilen telefonda yer alan makro kamerada 4 cm'ye kadar yakın odak mesafesi sunabiliyor. Renault 11 F5G'de yer alan ön kamera ise 32 megapiksel seviyesinde. IMX615 sensörden oluşan bu ön kamera ile 4K video kayıt çekimi yapılabilmesi de önemli avantajlardan bir diğeri. Peki Renault 11 F5G'nin performansı nasıl? Yeni telefonda 6 nanometre fabrikasyon sürecine sahip MediaTek Dimensity 7050 işlemci kullanılıyor. 2 performans ve 6 verimlilik çekirdeğinden oluşan bu işlemci 8 GB RAM ile destekleniyor. Öte yandan RAM genişletme özelliği de sunan telefon ek olarak 8 GB'a kadar daha RAM genişletme olanağı tanıyor. Renault 11 F5G'nin depolama alanında 256 GB olurken bu alanı microSD kart yuvası ile 2 TB'a kadar arttırabiliyorsunuz. 5000 mAh kapasitesinde bataryanın yer aldığı telefonda 67 watt SuperVOOC hızlı şarj desteği mevcut. Böylece 20 dakika içinde %62'ye kadar, 48 dakika içinde ise %100'e kadar şarj olabildiği iddia ediliyor. Elbette bunun doğrulup olmadığını Renault 11 F5G'yi detaylı olarak test ettiğimizde öğreneceğiz. Ve pek tabii ki Renault 11 F5G'yi lansmandan hemen sonra aldım. Detaylı incelemesi çok yakında gelecek. Peki telefonun kutusundan neler çıkıyor hızlıca söyleyeyim. Renault 11 F5G'nin kutusunu da hızlıca açtım. Telefonun kutusundan silikon kılıfı, telefonun kendisi, 67 watt şarj hızı ve kablosu çıkıyor. Ve geldik en önemli kısma. Oppo Reno 11 F5G'nin fiyatı ne kadar? 18.999 lira fiyat etiketiyle raflara çıkan Reno 11 F5G bugünden itibaren ön siparişi açılmış durumda. Dediğim gibi detaylı incelemesi çok yakında gelecek. O zamana kadar beklemede kalın.